Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, bir vefat haberiyle karşınızdayız. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Kudüs-i Ruh Hazretlerimizin kayınbiraderi, Hacı annemizin kardeşi Ali Efendi ağabeyimiz, Mevla-i Müteal'imizin rahmetine intikal etmiştir. Çok ağır hastalıklar, kanserler çekmiştir. Bu yüzden biliyorsunuz, memmâte merillan, memmâte şehiden, hastalık çekerek ölen, hele ki kanser gibi ağır sancılı hastalıklar çeken şehit olarak ölür. Hadis-i şerifi sahihtir. Bu itibarla kendisine Allah-u Teala'dan gargayı garık rahmetler ve mağfiretler ve seyyiatını hasenata tebdiller niyaz ederiz. Geride bıraktıkları ailesine, yakınlarına, sevdiklerine, özellikle Hacı annemize Rabbim sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihat ile hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Ali abimizin cenazesi yarın Perşembe günü öğlen namazını müteakiben Beykoz Çavuşbaşı'nda Mahmud Efendi Hazretlerimizin cami şerifinde kılınacaktır ve dualar yapılacaktır. Bütün Müslümanlara duyuruyoruz. Biz de inşallah tabii ki Rabbim mani vermezse hazır bulunacağız. Ali Hader Efendi babamız Kudüs-i Ruh şöyle buyururdu. Efendi Hazretlerimiz bunu her cenazede naklederdi. Bir Müslüman öldüğü zaman seferber olun. Çünkü Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Bunlardan biri de teşyi'ül cenaze. Cenazeye katılmak, mezara kadar, defne kadar imkan varsa gidip hazır bulunmaktır. Bir Müslümanın cenazesini kılan, tabii hem men salli aleyhi meytü minel müslimi gufir aleyhi, 100 kişi cenaze namazında bulunursa o cenaze mağfiret olunur, günahları varsa da affolunur. Ama bizim için, bizim tarafa gelen müjdesi Buhari hadis-i şerifinde geçer. Sahih hadis-i şerifte men ittebaa cenazete müslümin felehu kıratun. Kim bir Müslümanın, sade Müslümanı, yani alim, veli, evliya bir şartı yok. Sade bir Müslüman. Ha sen Mahmud Efendi Hazretimizin kayınbiraderiydi. Efendim işte hasta öldü, kanser ağrı çekti, şehit olmuştur. Bunlar ayrı mülazalar. Ama sade bir Müslümanın cenazesini kılana bir kıyrat var. Bir kıyrat ne demek? Küllü kıyratın misbihut. Hadis-i şerif onu kendi de şerh ediyor. Yani hadisin içinde. Lugata bakın demiyor. Bir kıyrat Uhud dağı kadardır. Uhud dağı tonajlar, işte milyonlarca ne kadar ton eder, kilo eder ben bilmiyorum. Uhud dağı kadar sevap bir Müslümanın defterine, mizanında, sevap kefesine konursa bu adam kurtulur. Bir de mezara kadar giderse o zaman felev kıyrat, iki kıyrat, iki Uhud dağı kadar. Sadece cenaze mevkısıysa bir Uhud dağı kadar sevap kazanmak, bu mübarek Şaban-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba ve teşvik ettiği haklardan birine riayet sadedinde hepimize çok büyük sevaplar kazandıracaktır. Müsait olanlar, cemaatler efendim cenazeye iştirak etsinler ki seferber olun. Yani ilan edin, tebliğ edin, bu ilanınızı da duyurun. Çünkü büyüklerimiz bize emretmiş. Bir Müslüman öldüğü zaman seferber olun, herkese duyurun. Rabbimiz Tebareke ve Teala Ali abimize rahmetler eylesin. Yüksek dereceli efsane eylesin. Kabir istirahat yevmen fe yevmen müzdan eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme. Bir insan kendi gelemeyecek olsa da duyuru yaparsa, bu videomuzu her tarafa ulaştırırsa, burada yakınlarda olan da ondan duyup gelirse sevabına ortak olur. İş günüdür, öğlen saatidir, herkes gelemeyebilir. Ama Müslüman uyanık olacak. Ben buradan ne kar edebilirim ahiret bakımından? İşte bunu duyurduğun zaman, bu civarda müsait olanlar duymamış, duysa gelir kılar, o Uhud dağı kadar sevap alır, bir mislini de ulaştıran alır. Bundan dolayı ahiret karlarımızı gözetelim.